Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve kâne va'du Rabbi hakka bu ahiru kavli Zilkarneyn. Zilkarneyn'in son sözünün hikayesi burada bitti. Ve terekna ba'dahum, yani ve ce'anna ba'dahum, işaret-i bu tereke ce'ale manasındadır. O gün kılarız. Bazen sayyarna manasında da yapıyorlar. O gün kılarız. Ba'del halkı, yani mahlukatın bazısını yevme izin o gün yemucu, yani yehtalitu. Aslında mace yemucu dalgalanmak. Yani dalganın, deniz dalgasının birbirine vurması. Burada o gün mahlukat, bütün insanlar birbirlerine ne yapar böyle iç içe karışır. Yahtalitu fi ba'din. Ey, ne demek iç içe karışır? Yani yattaribune ve yahtalitune. Böyle birbirlerine karışırlar. Böyle sarsıntı geçirirler. Dalgalanırlar manasında. Evet. İnsuhum ve cinnuhum. O şeyden bedel yapalım. Yattaribune'nin zamirinden bedel yapalım. İnsuhum ve cinnuhum. Hay arada hal yapalım. Yani mutehayyirine. Böyle bütün insanlar, yani bütün mahlukat, ister insan ister cinler olsun, böyle şaşkın bir halde birbirlerine karışırlar. Böyle ne yapacağını bilemezler. Ve yecuz en yekuna zamiru li yecuce ve mecuce. Onu ba'dahum, o zaman biz o gün kılarız. O yecuc ve mecuc bazısını bazısına karışmış bir halde bırakırız. Ve ennehum yemucune hine yahrucune mimma vera'e seddi muzdahimine fil bilad. Evet. O gün çıktıklarında, o seddin ötesine çıktıkları zaman ülkelere ne yaparlar? Böyle izdiham halinde ne yaparlar? Saldırırlar manasında. Yani hani mesela kalabalık, mesela çok kalabalık bir topluluk izdiham yaptıkları zaman ne yaparlar? Böyle bir sarsıntı geçirirler, böyle dalgalanma olur. İşte bu Yecüc ve Mecüc'e seddin ötesine çıktıklarında dalgalanırlar. Böyle o kadar kalabalıklar ki dalgalanırlar ve ülkelere ne yaparlar? Böyle saldırırlar yani. Kalabalık bir şekilde ülkelere ne yaparlar? İzdiham ederler, saldırırlar. Yani önlerine ne gelirse yok ederler. O zaman zamir Yecüc ve Mecüc'e giderse, o zaman ayetin makabilen, o zaman bu cümle müstenife olmaz. Ayetin makabilen bir irtibat olur yani. Çünkü zamir o zaman Yecüc ve Mecüc'e gidiyor. Ama ba'dal halkı yaparsak o zaman o gün, yani bütün mahlukatlar, insanlar ve cinler şaşkın bir halde birbirlerine iç içe girerler, dalgalanırlar. Yani ne yapacağını bilemezler. Şaşırmış bir vaziyette efendim kalırlar diyor. وَرُوْيَا اَنَّهُمْ يَأْتُونَ الْبَحْرَ. Yani bu şimdi Yecüc Mecüc'ü diyor. Hani çıktıklarında o seddi açtıkları zaman denize gelirler. فَيَشْرَبُونَ مَاءَهُ. Onun bütün suyunu kuruturlar. وَيَأْكُلُونَ دَوَابَّهُ. O denizdeki bütün o hayvanları, balıkları ve diğer ürünleri tüketirler. ثُمَّ يَأْكُلُونَ الشَّجَرَ. Sonra ağaçları yerler. وَمَنْ ظَفِرُوا بِهِ مِنَ النَّاسِ. İnsanlardan böyle korunaksız olanları, sığınakta olmayanları ele geçirirler. Onları da yerler yani. يَأْكُلُونَ الشَّجَرَ. Bir de يَأْكُلُونَ وَمَنْ ظَفِرُوا بِهِ مِنَ النَّاسِ. İnsanlardan ellerine geçirdiklerinde ne yaparlar? Yerler. وَلَا يَقْدِرُونَ اَنْ يَأْتُوا مَكَّةَ وَالْمَد۪ينَةَ وَبَيْتَ الْمُقَدَّسَ da Makdis, ikisi okunabilir. Mekke'ye, Medine'ye ve Kudüs'e giremezler. Çünkü onların başında, kapılarında elleri kılınçlı melekler vardır. Onlar o beldeyi korurlar. ثُمَّ يَبْعَثُ اللّٰهُ نَغَفًا ف۪ي اَقْفَائِهِمْ. Allah-u Teala onların kafalarından bir kurçuk, şöyle beyaz kurçuk gönderir. فَيَدْخُلُ ف۪ي اَذَانِهِمْ. Kulaklarından girer. فَيَمُوتُونَ. Ve böylece o ölürler. Evet. Hadiste de zaten bu geçiyor yani.
Bu negaf nev'un mine dudi. Kurtçuktan bir nevedir. Bazen bu develerin burunda olur, koyunlarda olur. Böyle şey gibi şöyle şu kadar bir kurtçuk olur. İşte o Yecüc Mecüc'ün kulağından girer, onları helak eder demek istiyor. Tabi Hazreti İsa zamanında, Hazreti İsa ahir zamanda nuzul edecek ve böylece hem Deccal'le savaşacak, ondan sonra Yecüc Mecüc çıktıktan sonra artık bu Yecüc Mecüc de helak olacak, ondan sonra kıyamet yaklaşacak, ondan sonra dünyanın sonu gelecek. وَنُفِخَ فِي السُّرِ Zaten buyuruyor Yüce Rabbimiz. İşte o gün diyor sura üfürülmüştür. لِقِيَامِ سَعَتِسْ O saatin kıyamı için. Evet. فَجَمَعْنَاهُمْ اَيْ جُمِعَ الْخَلَاقِ لِسَوَابِ وَلِيقَابِ İnsanlar hem sevap hem de ikab için o mahşer meydanında toplanırlar. Yani biz toplanmışız Allah Teala buyuruyor. جَمْعَنْ تَيْكِدُنْ yani. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعَنْ Öyle bir toplamışız ki. Hani hiçbirisini eksik bırakmamışız manasında. Evet. اَلَّذ۪ينَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ Bu اَلَّذ۪ينَ لِلْكَافِرِينَ بَدَلْ de yapabiliriz. Yani zem de yapabiliriz. O zaman naat-i maktu olur. Yani اَزُمُّ الَّذ۪ينَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ ف۪ي غِتَاءٍ عَنْ ذِكْر۪ي Onlar ki gözleri benim zikrimden perdeliydi o manada. اَلَّذ۪ينَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ ف۪ي غِتَاءٍ عَنْ ذِكْر۪ي Tabii şimdi gözleri zikrimden kapalıydı. Normalde aslında kulakları, çünkü zikir böyle duyulan bir şeydir. Gözle görülen bir şey değildir. O yüzden böyle tevil edecek. Ey yani an ayati ayetlerimden gözleri perdeliydi. Ayet yani kevni ayetler. Elleti yunzaru ileyha böyle ibret nazarıyla bakılıp feuzkeru bitazim. Tazim ile ananacağım ayetlerime gözleri kapalıydı. Yani gözlerinde bir perde vardı. Onu demek istiyor. Yani orada o zaman demek bu kevni ayetlere bakmak sebep oluyor. Neye sebep oluyor? Zikre, Allah'ı anmaya sebep oluyor. O zaman burada ittakul musabbeb ve iradetu sebeb. Burada zikir ittak edilmiş, söylenmiş ama buradan maksat o kevni ayetlerdir. Evet. An zikir o yüzden böyle tefsir etti. Çünkü o gözle görülen şeyler o kevni ayetlerdir. Çünkü zikir gözle görülen şeydir. Zikir işitilen şeylerdir. O yüzden bu tevil yapıyor. An ayati yani gözleri ayetlerimi görmez idi. Elleti yunzaru ileyha yani ibret nazarıyla bakılıp fe uzkeru bitazim. Ve bundan dolayı hemen anılacağım ayetlerime gözleri kapalıydı. Gözlerinde perde vardı. Buradaki zikirden murat anil Kur'an'ı. Kur'an olunca o zaman buradaki ayyundan da burada basiret manası. Çünkü o yüzden ve teammülü maanihi. O yüzden ve teammülü maanihi. Çünkü teammül de o basiret olur. Gözden teammül olmaz. O yüzden buradaki ayyundan da burada basirettir. Evet. Zahir olan da yani Kur'an'a yani Kur'an olmasıdır. Yani Kur'an'a karşı onların gönülleri kapalıydı yani. Benim kelamımdan uzaktılar yani. Kelamımı anlamaya ne yapmıyorlardı? Gayret etmiyorlardı. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِعُونَ سَمْعًا اَيْ كَانُوا سُمَّنْ عَنْهُ Evet. Yani sağırdılar yani. Yani o zikirden sağırdılar. اِلَّا اَنَّهُ اَبْلَغُ Bu لَا يَسْتَطِعُونَ سَمْعًا daha mübalağalıdır. Evet. Çünkü niye mübalağalıdır? اِذِلْ اَسَمُّ yani sağır olan kişi قَدْ يَسْتَطِعُوا سَمْعًا Yani mesela bazen izası habim ona böyle çok bazen bazı insanların kulağı duymaz böyle çok şiddeti bağırırsın anlayabilir az bir şey. Mevha ulayi kendim usmiyet yani uzilet ubtilet esma'uhum sanki onların o işitme kulakları kökünden gitmiş yani böyle iptal olmuş. فَلَا اِسْتِتَاعَاتَ بِهِمْ لِسَمِيْ Artık o işitmeye bile güçleri yetemez. Yani isteseler bile işlemezler yani. Bu لَا يَسَدْنَ سَمْعَنْ demek ki daha mübalağalı oldu. Yani Cenab-ı Allah وَكَانُ سُمَّنْ deseydi onlar sağırdılar. Yani sağır adam belki biraz işitebilir yani. Evet. Ama
Ve kânû lâ yestetîûne sem'en dediğim daha mübalağalıyor. Hiç işitmeye de artık güçleri bile yetemez. اَفَحَسِبَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِ مِنْ دُونِ اَوْلِيَاءِ. Evet, o küfredenler beni bırakıp da kullarımı mı dost edineceklerimi zannediyorlar? Ey اَفَظَنَّ الْكُفَّارُ اِتِّخَازَمْ. İşaretli buradaki en masariyedir. Tevil masanda birinci mefuldur. اَفَظَنَّ الْكُفَّارُ اِتِّخَازَهُمْ عِبَادِ. Kullarımı edinmeleri, yani el-melaikete ve İsa aleyhisselam, ne edinecekler? Evliyâ'e. Nafi'ahum. Demek burada ikinci mefulda mahsuptur. Nafi'ahum takdir ettiği. Yani o küfredenler kullarımı dost edinmeleri onlara fayda vereceğini mi zannediyorlar? Hayır. Bir ise mazannu. Ne kötü zannediyorlar. Yani onun zanları böyle işaret ettik buradaki istifam tevbihidir hem de inkaridir. Evet. وَقِيلَ اَنْ بِسِلَتِهَا. Bu اَنْ يَتَّخِذُونَ. اَنْ sılasıyla beraber, çünkü اَنْ harfi mesuldur. سَدَّمَ سَدَّمَ فُعُلَيْ اَفَحَسِبَ. O zaman bu iki mef'ulun ne yapmıştır? Yerine gelmiştir. وَعِبَادِ اَوْلِيَا مَفْعُولَا اَنْ يَتَّخِذُوا. وَاَنْ يَتَّخِذُوا iki mef'uludur. وَهَذَا اَوْجَهُ. Bu daha, diyor, daha nedir? Bu daha vecihtir. Evet. Yani اَنَّهُمْ. Çünkü birinci şeyde, yani zanna babının ikinci mef'ulunu hasfetmesi bazı nuhatlara göredir. Çünkü biz nafi'ahum takdir ettik. Bu zanna babında, alima zanna babının ikinci mef'ulunu hasfedilmesi bazı nuhatlara göredir. Ama biz bu seddeme sedde mef'ule yaparsak o zaman mef'ulun hasfine de gerek kalmaz. O yüzden daha evcehtir diyor. Vâze evceh. Evet. Yani ennehum la yekûnûne lehum evliyâ'e. Yani onlar bu melekler ise onlar için bir veli olamaz yani, o manada. Demek ki işaret etti ki istifham inkari manasındadır. İnna a'tadna li cehenneme lil kafirine nuzula. Bu nuzulen, yani biz cehennemli kafirler için bir şey yaptık. Bir konaklama yeri yaptık. Ya da onlara bir ikram yaptık. Tabii tehekkümen. Çünkü cehennem ikram yeri değildir. Belki cehennem azap yeridir. Belki tehekkümen. Allah-u Teala onlara ne yapıyor? Böyle bir nevi haşa aldatıyor, yani aldatma cihetinden yani. Huve ma yuqamu lin nazili ve huve dayif. Nazil dayiftir. Yani misafir için hazırlanan şeye nuzul denilir. Ve nahvuhu febeşşirhum bi azabin elim. Azap müjdelenmez değil mi? Onlara elim bir azabı müjdelen. Burada tehekküm vardır yani. Evet. Nasıl ki onlar dünyada insanlarla, müminlerle alay ediyorlardı. Peygamberle alay ediyorlardı. Haşa Allah ile alay ediyorlardı. Kıyamet günde de aynı şey, alay onların başına gelecek. İnna a'tadna cehennem lil kâfirîne nuzulen. Demek ki burada buna da bir işaret vardır diyorlar. Demek ki bu daha bir nuzuldur. Onun ötesinde demek ki daha büyük azaplar vardır. Hani insan misafire ilk önce geldiği zaman hemen bir şeyler hazırlar koyar ama onun arkasından daha güzel şeyler gelir. Mesela adam misafir geldi, evde ne varsa hazırlarsın, ondan sonra hanıma dersin ki yemek pişir, daha güzel şeyler yapılır, ikram edilir. İşte burada da öyle. İlk önce onlara bu cehennem bir nüzul var ama o cehennemde daha büyük azaplar var. Yüce Rabbim bizi muhafaza eylesin. Ona da işaret vardır, bazı tefsirler de diyorlar. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِينَ اَعْمَالًا. Amel cihetinden en çok husrana uğrayanları haber vereyim mi? Ya Muhammed, onlara öyle söyle. Bu amalen temizun. Diyecek ki, temiz oldu mu? Müfred gelmesi, amelen demesi gerekirdi. Diyor, niçin cem'i demiş? Ve innama cumi'a vel hal vel kıyasu en yekune müfreden. Yani kıyasa göre müfred gelmesi lazım. Diyor, ve innama cumi'a litenevvu'il ehvai. Çünkü onların o arzuları çok değişik olduğu için, o kötü fiilleri çeşitli olduğundan dolayı, o yüzden amalan gelmiş. Yani bu husaran uğramaları tek bir amel cihetinden değildir. Belki amelleri çeşitli olması cihetinden. Mesela zina etmiş, faiz yemiş, adam öldürmüş ve bunun benzeri çok kötülükler yapmış. Tek bir günah işlememişler. Allah'a ortak koşmuş, evet, peygambere isyan etmiş, müminlerle alay etmiş gibi türlü amelleri olduğundan dolayı böyle
amalen getirmiş diyor. Daha başka cevaplar da veriyorlar. Ama müsannefimiz amalen o amellerin çeşitliğine göre cem olduğunu söylüyor. Peki onlar kimdir? O amel cihetinden en çok husrana uğrayanlar vahum ehlül kitap, ebir ruhban, o rahiplerdir. Onlar ibadet ediyorlar, iyi bir şey yaptığını zannediyorlar ama sonucunda yani yaptıkları işin Allah katında bir değeri olmadığını görecekler. Söyleyecek zaten. اَلَّذ۪ينَ dalla سَعْيُهُمْ Bu dalla yani da'a ve batala. Yani demek buradaki dalal diya manasında. Mesela dallet de ona, mesela dallet yani biz deve kaybolduğunda ona dalle denilir. İşte işaretlik bu da da'a ve batala. Ameleri, çalışmaları nedir? Boşa çıktı yani. وَوَ فِي مَحَلِّ الرَّفْعِ بُا اَلَّذ۪ينَ مَحَلًا مَرْفُعْتُرْ اَيْ هُمُ الَّذ۪ينَ mahsup bir mübtedanın haberidir. Ya da diyebiliriz ki gene bedel de olabilir. Sıfat yaparız zem üzerine ezum mu da diyebiliriz. O terkip yapanlar da var bazı alimler. Amelleri boşa çıktı. Fil hayati dünya. Dünya hayatında yapmış olduğu o çalışmaları, dünyada yapmış olduğu güzel şeyler kıyamette boşa çıkacak. Hani Furkan suresinde وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَنَّهُ حَبَاءَ مَنْسُورًا Onlar yapmış olduğu amelleri ele alırız, onları toza çeviririz. Yani onlardan bir fayda elde edemezler diyor Yüce Allah. Çünkü şirkle beraber, Allah'a ortak koşmakla beraber, Müslüman olmamakla beraber hiçbir amelin faydası olmaz kafirlere. Velev ki insanlara iyilik de yapsalar, efendim hayru hasenat da yapsalar ama iman olmadıktan sonra bunların hiçbir faydası yoktur. Hani bazen dünyada derler işte ya benim kalbim temiz, namaz da kılmasam da bir şey de yapmasam da hayır. Öyle değildir yani. Yüce Allah bizi ibadetle mükellef kılmıştır. İbadetlerimizi yerine getireceğiz. Kalbimiz de temiz olsun tabii yani. Bunun ne faydası var? Ha bu da doğrudur. İbadet yapıp da kalbin de kötü olursa bunun da bir faydası yoktur. Evet. Hani bazen görüyoruz, adam televizyonlarda bazen görüyoruz maalesef. Örtülü kadınlar bakıyorsun, evliyken başka adama kaçıyor mesela. Bak örtülü. Yani başını asa sanki diyor ki günaha gireceğim. Halbuki en büyük günahı işliyor. Başka birisine kaçıyor nikah bağı varken. Zinaya gidiyor yani açıkçası. Bu daha büyük bir günahtır yani. İşte bunu demek istiyoruz. Demek ki Allah'a olan Allah'a karşı olan sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Ama kalbimiz de temiz olacak tabii. وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَى Onlar iyi bir şey yaptıklarını zannediyorlar. Ama öyle değil. Yani dünyada adam mesela bu rahipler, elikler güzel şeyler yaptığını zannediyorlar ama öyle değildir. Kıyamet gününde وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ Hiç hesaba katmadığı şeyler Allah katında ortaya çıkacak. Allah Allah diyecek. Biz dünyada o kadar şeyler yaptık ama başka şeyler gördük. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِاَيَةِ رَبِّهِمْ Zaten söylüyor Allah Teala. İşte onlar Rablerinin ayetlerini inkar etmişler. Kur'an'a iman etmemişler. Peygamber'e iman etmemişler. Her ne kadar ehli kitap da olsa, rahip de olsa Müslüman olmak lazım. Kur'an'a iman etmek lazım. Peygamber'e iman etmek lazım. وَلِقَائِهِ Allah'a kavuşmayı da inkar etmişler. Yani ahireti inkar etmişler. Evet. Çünkü Allah'a kavuşmak ahirette olacak. فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ İşte amelleri sanki Allah-u Teala bir nevi o önceki ayetin bir illetini açıklar. Demek ki işte ameller bundan dolayı boşa çıktı. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنَ Kıyamet günü onlar için bir tartı ne yapmayacağız? Ortaya koymayacağız ya da onlara hiçbir değer vermeyeceğiz manasında. فَلَا يَكُنْ لَهُمْ عِنْدَنَا وَزْدٌ وَمِقْدَارٌ Burada manevi olan şey diyor. Onlar bizim katımızda bir değerleri, bir ağırlıkları olamaz demek istiyor. Evet. Ama bazen yani şöyle de mana yapıyorlar. Amelleri tartılacak, amellerin tartılmasına bir vezin de koymak. Çünkü amelleri yok ki. İtidat edilecek bir amel işlememişler. O yüzden tartıya da gerek yok yani. Ama şöyle de onların bizim katımızda bir değerleri yoktur. Hani hadiste efendim buyuruyor ya, kıyamet günde öyle şişman bir adam getirilir ki çok zengin, çok böyle dünyada nimetler içinde yaşamış ama Allah katında sivrisineğin kanadının ağırlığı kadar bir Allah'ın yanında değeri yoktur. Evet. Her ne kadar dünyada
bir değer görmüşse ama Allah katında bir değeri yoktur. Çünkü iman yok, amel yok, iyi şeyler yok. Evet. Hayvanlar gibi yaşamışlar dünyada. Zalike cezauhum cehennemu. Evet. Bu cehennem hiye atf beyanin li cezauhum. O zaman zalike mübteda cezam haber, o cehennemde atf beyandır. Bima keferu, yani bi sebebi küfrihim ve tehazu ayati ve rusul yüzve. Hem küfür etmişler, hem ayetlerimi, peygamberimi ve inananları da alaya almışlar. Ey, bundan dolayı onların da amelleri boşa çıkmış demek istiyor. Ey cezauhum cehennemu bi küfrihim ve istihzaim bi ayatile ve rusulihi. Evet. İşaret dedi ki buradaki ba sebebiyedir. Ondan sonra maide masariyedir. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزْلًا. Ama iman eden, salih amel işleyen, tek iman etmekle kalmamış, adam namazını kılmış, ibadetlerini yapmış, eksiltmemiş, insanlara karşı güzel muamelede bulunmuş, kimseyi aldatmamış. Evet. İşte onlar için ne vardır? Firdevs cennetleri vardır. Cennetin en güzel yerleri vardır. Evet, Firdevs cenneti, cennetin en güzel yeri, cennet-ül Firdevs'i hatta üzerinde diyor Allah'ın arşı vardır. Cennetin bütün nehirleri de o Firdevs cennetinden kaynar, akar. Yüce Rabbim bizleri Firdevs cennetlerine, Adın cennetlerine nail eylesin inşallah. Nuzulen, yani bir ikram olarak. Bak burada müminlere o cennet ikram olarak. Ama kafirlere ise cehennem ikram. Halidine fiha, ebedi orada kalacaklar. La yabğuna anha hivelen. Yani oradan hiç ayrılmayı da istemeyecekler. Çünkü çok güzel bir yer. Oradan niçin ayrılsınlar? Evet. Bu hivelen tehavvulen manasındadır. İla gayriha. Tehavvulen yani intikalen ila gayriha. İşaretli gibi hivelen tehavvulen manasına mastardır. Ridan bima u'tu. Evet. Kendilerine verilen şeylere razı olduklarından dolayı. Artık insan onlara verilmiş, o cennette güzel makamlar verilmiş. Artık o güzel makamlardan başka yerlere gitmek istemezler yani. Evet. Yukalu hale min mekanihi hivelen. Yani işaret etti ki bu hivelen mastardır. Ey la mezide aleyha. Bundan daha ziyade bir nimet yoktur demek istiyor. Hatta tunazi'ahum enfusuhum. Ta ki nefisleri onlarla çekişsin. Neye çeksin? İla ecme'a li egradihim ve emalihim. Onların arzularını ve isteklerini daha toplayıcı bir şeye ne yapmasınlar? Çekişmez yani. Yani nefisleri artık daha böyle üstün şeyleri istemez demek istiyor. Hatta tunazi'ahum enfusuhum, nefisleri onlarla çekişmez, münakaşa etmez. Niçin? Hangi konuda? İla ecme'a li egradihim ve emalihim. Kendi istek ve arzularının daha kapsayıcı olanın istemez o manada. Çünkü hallerinden memnundurlar. Ve hazi gayetul vasfi, bu vasfın son derecesidir yani. Tabii bu tefsiri keşaftan almış Nesefi. Burada bir etizal kokusu var yani. Çünkü diyor ki bundan daha ziyade bir şey yoktur diyor. Daha ziyade bir nimet yoktur. Halbuki vardır. Allah'ın cemali vardır. Allah'ın rızası vardır. Bu cennet nimetlerinden, Firdevs'ten de, cennet adından daha üstündür. Nesefi Hazretleri Zemahşer'in aynı ibaresini burada nakletmiş. Bak buradan okuyalım. Evet. Yani la mezide, keşaftan okuyorum. La mezide aleyha hatta tunazi'ahum enfusum ila ecme'a li agradihim ve emanihim ve hazi gayetul vasfi. Lianel insana fi dünya fi eyyi na'imin kâne fehve tami'u tarfi ila erfa' min. İnsan dünyada hangi nimet olursa olsun daha bir şeyini ister diyor. Evet, daha bir üstününü ister. Ya, halbuki cennette en üstünü Allah'ın görmesidir değil mi? Allah'ın görülmesi, Allah'ın rızası. Hani ayette Kaf suresinde Allah-u Alem. Yüce Allah Kaf suresinde, orayı açayım. Ben haşyer rahmane bil gaybi ve ca'e bi kalbin munib. Uduhuluha bi selam. Zalike yumul hulu. Yani cennete girin diyor Yüce Allah. Selametle cennete girin. İşte bugün ebedi kalma günüdür. Lehum ma yeşâune fîhâ. Orada istedikleri her şey var.
Ama veledeyna mezid. Bak Allah diyor ki yanımız katımıza daha fazlası var. E bak. Lehumâ yeşâne fiyâ. Cennette diledikleri var. Doğrudur. Cennette diledikleri var. Bir yere gitmek istemez. Ama daha üstünü var. Yani Nesefî Hazretleri de Zemahşeri'ye uymuş. Hiç tefekkür etmemiş. Hani ya burada bir etizal kokusu var. Yani bunu keşke söyleseydi yani. En azından nakletin ama bunu da söylemen gerekirdi. Evet, söylememiş. Yani demek istiyor ki yani insan cennete girerse daha bir üstün şeyi yok demek istiyor. Halbuki daha üstün var. Allah diyor veledene mezid. Diyor o tefsir ederken Allah'ın rü'yeti, rü'yetullah. Hatta hadise Efendimiz buyuruyor cennet ehli cennete nimetlenirken ey cennet ehli artırayım mı der Yüce Allah. Ya Rabbi diyor sen bizi cennete koydun, nimetler verdin daha ne isteriz? Diyor perdeyi Allah-u Teala bir kaldırıyor, Allah'ı bir görüyorlar. O cenneti ve cennetteki nimetleri unutuyorlar. Demek en üstün nimet Allah'ı görmektir. Yüce Allah bizlere nasip eylesin. لِيَنَّ الْاِنْسَانَ فِي الدُّنْيَا فِي اَيِّ نَعِمٍ كَانَ Aynı ibareyi keşiften almış. Diyor insan dünyada hangi nimeti olursa olsun فَوَ تَامِحٌ daha isteklidir, hırslıdır. مُرْتَفِعُ tarfi gözü yukarılardadır. اِلَا اَرْفَعْ مِنُ daha üstününe bakmak ister. اَوِ الْمُرَادُ نَفْيُ تَحَوُّلِ وَتَأْكِدُ الْخُلُودِ Bunu söylese daha iyi. Yani demek ki burada yani لَا يَبْغُنَا اَنَا حَيْوَلَ maksat tehavvülü nehyetmek. Yani artık o cennetten başka bir yere gitmeyi nefediyor. Ve tekidu hulud. Yani orada ebedi kalacaklar. Onu o ebediliği tekittir. Bu la yebuna en hahivelen halidine fiyayı tekit ediyor. Niçin? Çünkü intikalı talep etmemek bakayı gerektirir. Bakayı gerektirir. Kalmayı gerektirir. İşte bu ne oldu? Tekit oldu. Evet. Yüce Rabbim bizleri cennetiyle, cemalullah'la, kendi cemalini görmekten ne yapsın, nimetlendirsin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillah rabbil alemin.